Evet, elinde telefonu olan herkesin bir sosyal medya hesabı var artık. Sosyal medyada pek çok paylaşımlarda bulunuyoruz. İyi ya da kötü birçok yorumlar alıyoruz. Birey olarak üstesinden geliyoruz belki ama bu yapılan kötü yorumlar acaba çocuklarımızı, gençlerimizi nasıl etkiliyor? İşte tam da bu noktada Samsung Elektronik Türkiye ve BTK işbirliği ile gençlerin, ailelerin ve çocukların bu yapılan kötü yorumlar üzerinde farkındalık yaratma amacıyla bugün sosyal medyada bir kampanya başlatıldı. Kampanya siber zorba olma farkına var. Peki biz toplum olarak ne kadar farkındayız dedik, sokağa sorduk. Acaba siber zorbalığı biliyor muyuz? Sosyal medya kullanıyor musunuz dedik, amca bize cevap verecek şimdi. Sosyal medya? Instagram, Twitter, Facebook. Ben anlamam onlardan. Kullanmıyorsun? Yok. Peki kullansam böyle orada insanlar birbirlerine kötü yorumlar yapıyorlar. Sen yapar mıydın? Benim için o yakışmaz. Ben çobanım ama düşüncesiz onlar, mantıksız. İnsan saygılı olmalı, sevgili olmalı. İnsan birbirini bilmeli, saygı duymalı. Nedir bu ya? Ufak tefek şeyden birbirlerini yiyorlar. Kadın cinayeti bilmem ne. Bunlar olur mu? Kadın beni sevmiyorsa gelsin nereye gidersen. Ne kareye ver karının canını alayım ya. İsmin ne amca senin? Hasan. Hasan amca çok güzel konuştum valla. Amasyalı Hasan. Amasyalı Hasan amca. 23 sene oluyor yemekliler. Çobanlığı bıraktım işe girdim. 67'de. Hesap et. 23 sene oluyor yemekliler. Maşallah diyelim. Kolay gelsin sana Hasan. Efendim. Sağ ol. Sosyal medya kullanıyor musun? Evet. Genelde hangi mecraları kullanıyorsun? Instagram, YouTube. Peki sana kötü yorumlar yapılıyor mu oradan? Yok. Sen kötü yorum yapıyor musun? Hayır. Peki bunun adı ne biliyor musun? Hani birbirlerine kötü yorum yapanların buna yeni bir isim bulundu. Ben bilmiyorum. Siber zorbalık. He. Bir kere duydum ama hiç bana yapılmadı. O zaman bundan sonra sen de farkına varıyorsun ve görenleri uyarıyorsun. Tamam. Teşekkür ederim. Yaş kaç? Yaş 17. 17 yaşındasın. Peki hangi mecraları kullanıyorsun? Twitter, Instagram. Sana buradan kötü yorumlar yapılıyor mu? Yapılıyor. Peki ne hissediyorsun kötü yorumlar yapılınca? Sinirleniyorum. Ben de kötü yorum yapıyorum. Sen de yapıyorsun. Peki bununla ilgili yeni bir kampanya başlatıldı. Siber zorbalık. Daha önce hiç duydun mu? Duydum. O zaman ne diyoruz? Siber zorba olma farkına var. Peki. Sen de. Siber zorba olma farkına var. Teşekkür ederim. Sağ ol. Peki kötü yorumla karşılaşıyor musunuz bu sosyal medyada? Henüz değil. Başkalarına yapılan kötü yorumlara şahit oluyor musunuz? Evet, çok. Ne hissediyorsunuz? Yani hani yapılmaması gereken bir şey. Yani empati kurmuyorlar. Yapıyorlar ama empati kurmuyorlar. Kötü yani. Peki neden kaynaklanıyor olabilir bu kötü yorumlar? Bilmiyorum. İnsanın kıskançlığından olabilir. Kıskanıyorlardır herhalde. Daha çok hangi mecrada oluyor sizce? Instagram'da ve YouTube'da çok oluyor özellikle ikisinde. Peki teşekkür ederim. Sağ ol. Orada hiç kötü yorumla karşılaşıyor musunuz size ya da bir başkasına? Tabii ki çok küfürler oluyor. Özellikle sosyal medyada olsun, bir dizi oyuncuların olsun. Hepsine çeşitli yorumlarda yapıyorlar. Peki size yapılan oldu mu hiç daha önce kötü yorumla karşılaştınız mı? Tabii nasıl diyeyim? Kötü bir resim attığım zaman ya da enteresan bir şey paylaştığım zaman attıkları oluyordu. Peki ne tepki veriyorsunuz kötü yorumlara karşı? Ağırlığına bağlı. Çok ağırsa genelde siliyorum. Eğer değilse de ona göre düzgün cevaplar uydurmaya çalışıyorum. Peki teşekkür ederim. Emin Bey, sosyal medya kullanıyor musunuz? Hiç kullanmıyorum. Hiç? Şimdiye kadar ben natural bir insanım. Elim ne internete ne bilgisayara dokunmamış. Çocuklarınız var mı? Var. Kaç tane? İki. Peki onlar kullanıyor mu sosyal medya? Onlar kullanıyor. İkisi de kullanıyor ama birisi bıraktı şu an. Peki onlar sosyal medya kullanırken hiçbir takip ediyor musunuz? Acaba nerelere giriyor, ne yapıyor? Erkeği takip etmeye gerek yok. Çünkü kendisi değişik yerlere gireceğini, girmeyeceğini biliyorum. Ama kız da şu an cep telefonu, interneti çekecek telefonu yok. Neden? Ona da bir tane alın interneti olan telefon. İnşallah 2018'de alacağım. Sosyal medya hesabın var mı? Yok. Sosyal medya hiç kullanmadın. Peki çocuğunuz sosyal medya kullansa başında bekler misiniz? Kaç yaşında kullansın sosyal medyayı? Yani şu an değil. Daha
daha yaşı var diyorsunuz. Evet. Peki sosyal medyada insanlar birbirlerine kötü yorumlar yapıyor. Ne düşünüyorsunuz bununla ilgili? Yani tabii ki ailelerin kontrolünde olması gerekiyor. Ama bir 18 yaşını bulsun tabii. 18 yaşından sonra olmalı diyorsunuz. Yani şimdi biz bile bu yaşımızda nelerle karşılaşıyoruz. Evet, çok doğru. Teşekkür ederim. İsmin ne? Sena. Sena'cığım teşekkür ederim. Çok sağ olun. Rica ederim. Sen kullanıyor musun sosyal medya? Sen hangi mecraları kullanıyorsun? Instagram, Facebook. Peki burada kötü yorumlarla karşılaşıyor musunuz? Hayır. Genellikle yazanlar zaten tanıdık oluyor. Ne yazıyorlar kötü yorum olarak? Kötü yorum ben hiç almadım. Hiç almadın sen? Ben YouTube'da kanalım olduğu için bayağı kötü yorum aldığım oluyor. Peki ne hissediyorsun sana kötü yorum yapılınca? Ya çok bir şey hissetmiyorum yani kötü laf sahibinin de diye bir deyim vardır. Ona dayanarak kendime hiçbir şey hissetmiyorum. Evet, sosyal medyada bir farkındalık hareketi başlatıldı dedik. Siber zorba olma farkına var. Biz de sosyal medyadan yapılan kampanyaya destek verelim. Thank you.